Diğer bir başlık, zaten Cumhurbaşkanı da bana dört başlık üzerinden yüklenecek, muhalefet dört başlıkla beni devirmeye çalışacaklar dedi geçen hafta. Ekonomi, dış politika, Suriyeliler ve terörle mücadeleyi saydı. Suriyelilere geçeyim, siz Beşar Esad'la görüşme için bir Dışişleri Bakanlığı'na başvuruda bulundunuz. Cumhurbaşkanı da Esad'la görüşeceğine dair işaretler verdiği bir dönemde yaptınız. Etkisi azalır mı, yanıt aldınız mı, görüşecek misiniz? Evet, şimdi... Şu anda vatandaşlarımızın sanıyorum en çok merak ettiği sorunları içerisinde en önemli sıralamada belki bir veya ikinci sırada gördüğü ekonomiyle birlikte bu sığınmacılar meselesi. Bunun farkındayız biz. Ve biz bunu gerçekten Türkiye'de en iyi şekilde çalışmış ilk partiyiz. 2019 yılında Sayın Genel Başkanımız ilk olarak Esad'la görüşmeden bu problemin köklü bir çözümünün bulunamayacağını ortaya koydu. 5 Ocak 2020 tarihinde de grup toplantısında bana yetki verin, siz yapmıyorsanız ben devlet adına gideyim görüşeyim dedi. Ve çok ciddi saldırılara maruz kaldık. Yani basında farklı yazarlar tarafından. Nasıl öyle bir şey olabilir falan. Ve sonra süreç bizim dediğimiz noktaya geldi. Ve şu anda dedi de en son Sayın Cumhurbaşkanı, küslük olmaz. Evet, küslük olmaz. Şimdi işte bak, farklı uluslararası basından haberler görüyoruz. Suriye yönetiminin bunu istemediği yönünde bir takım şartları var Esad'ın, evet, gibi haberler çıkıyor. Şimdi bu başka bir boyutu. Elbette biz hangi ülke olursa olsa devletimizin kurumsallığını, devletimizin bu başka bir ülkeyle masaya oturma sorumluluğunda elbette onun yanında oluruz. Orada bir problem yok. Ama biz bir şey yapıyoruz şu anda. Biz Başkanlık Divanı toplantımızın ardından Dışişleri Bakanlığı'na bir yazı, Sayın Genel Başkanımızın imzasıyla bir yazı gönderdik. Dört başlıkta sebeplerimizi ortaya koyarak meşru yönetimle görüşmek istediğimizi. Ne yanıt geldi? Henüz yanıt yok ama önemli bir ayrıntı var, 15 Aralık. Biz 15 Aralık'a kadar bekleyeceğiz. Eğer bu prosedürlere ilişkin diplomatik süreçlerin oluşturulması konusunda bize Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yanıt gelmezse veya olumsuz bir yanıt gelirse biz bu konuda kararlıyız. Şu anda yani süreçle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ama biz bu konuda kararlıyız. Meşru yönetimle dört başlığı esas alarak farklı düzeylerde de olsa temas kurmak istiyoruz. Birinci önceliğimiz sığınmacıların geri dönüşü. Kesinlikle. Bu bir defa oradaki yönetimle, meşru yönetimle belli bir mutabakata varmadan çözülmesi mümkün olmayan bir meseledir. İkincisi, belki bizim farklılığımız, PKK-YPG terör örgütünün o bölgedeki varlığı bizim için kırmızı çizgidir. Bunu da görüşme yaptığımız zaman masaya getireceğimiz, çözüm adına ortaya koyacağımız bir başlık. Suriye'nin bütünlüğü, üniter devlet yapısı, anayasal devlet içerisinde, düzeni içerisinde bunun çözümlenmesi ve bu geri dönüşler için biz iktidarımızla birlikte Avrupa Birliği başta olmak üzere Batı kaynaklarını seferber edip bu ülkemizdeki dönüşleri çok ciddi bir şekilde hızlandırıp köklü çözüm haline getireceğiz. Ve biz bakın bu görüşmeleri yaptığımız zaman döndüğümüzde devletimizin yetkili makamlarını da bilgilendireceğiz. Milletimize bunu paylaşacağız. Şunu sağlamaya çalışıyoruz. Suriye'deki meşru yönetim bu sığınmacı probleminin çözümü konusunda ne istiyor, ne bekliyor, çözümün bir parçası olmak istiyor mu? Bakın bu bunu da anlamak lazım. Bunu şu anda biliyor muyuz? Kimileri diyor ki Esad asla onları geri kabul etmez, giderlerse hapse atar. Kimileri, evet, de diyor ki hayır, aslında ülkesinin bütünlüğü için istiyor ama tam olarak bilmiyoruz. Doğru. Bilmiyoruz ve bizim aramızda 98 yılında kurulmuş bir Adana mutabakatı var. 2010 yılında terör başlığı adı altında bir işbirliği protokolü var. Astana zirvelerinde, Tahran zirvesi de dahil olmak üzere bu metinlere atıf var. Şimdi bunların üzerine bizim inşa edebileceğimiz bir süreç var. Türkiye bu konuda gerçekten çok ciddi yer aldı. Son Aile Bakanı'nın açıkladığı bir rakam $45 milyar dedi. Sığınmacılara harcadığımız para. Bakın ben hatta çıkardık. Bakın çalışanlarımızın son 2 yıllık süreçte ödedikleri tüm vergiler, maaşlarından, gelirlerinden $46 milyar denk geliyor. Yani biz bu parayı bu meselede harcadık ve belki bundan daha da fazlası harcanmaya devam edecek. Bu kaldırılabilir bir yük değil. Ve 2000-2053 yılına geldiğimizde 30 milyona ulaşacak nüfusları
Bu demografik geleceğimiz için de büyük bir sorun. Biz bu sorunu kararlılık içerisinde, suhuletle, rasyonelite ve diplomatik bir süreç içerisinde gerçekleştireceğiz. Peki.